Ulusal Kanal'dan yeniden iyi akşamlar efendim. Bir haber merkezi programıyla bir kez daha huzurlarınızda karşınızdayız. Evet, bu haber merkezi programında dış politika konuşacağız efendim. Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ukrayna-Rusya hattında yaşanan gerilim yine kuşkusuz haber merkezinde masaya yatıracağımız bir diğer önemli dış politika konusu olacak. Renkli devrimleri konuşacağız ve tüm bu yaşanan gelişmelerin bölgeye ve tabii ki Türkiye'ye sirayetini sorgulayacağız, soracağız ve izlenmesi gereken doğru siyasetlerin neler olduğunu soracağım sevgili konuklarıma. Hemen konuklarıma iyi akşamlar demek istiyorum. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin bize eşlik edecekler bu haber merkezi programında bu akşam. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve doçent doktor Ali Fuat Gökçe yine aramızda olacak uzaktan bağlantıyla. Siz de hoş geldiniz, yeniden sizi görmek çok keyif verici efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Üsküplü, siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Emre Hanım, iyi akşamlar. Ve Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Mehmet Perinçek, siz de hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, iyi yayınlar olsun. Evet, hemen süremiz de kısa aslında bugün. 2 saat beraber olacağız. Önümdeki konu başlıklarını değerlendirebilmek için, hepsini konuşabilmek için zamanı da doğru yönetmem gerekiyor. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Sayın İsmail Hakkı Pekin'le başlayalım izniniz olursa. Şimdi efendim Kazakistan'daki yaşanan gelişmelerle başlayalım dilerseniz. Avrasya karşıtı Amerikancı bir kalkışma yaşandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya da baktığımızda benzer ifadeler kullanıldı. Bu yönde açıklamalar yapıldı. Her ne kadar ekonomik gerekçelerle başlasa da bu hareketlilik, daha sonra işin başka noktaya evrildiğini gördük. Renk değiştirdi. Turuncu bir renge mi dönüştü? Bir turuncu devrim mi diye de sorduk açıkçası. Neyse ki daha sonra Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne dahil olan Rusya'nın Kazakistan'a bölgeye asker sevkiyle anayasal düzen yeniden sağlandı. Şimdi sormak istiyorum, neden bu kalkışmada Kazakistan seçildi? Kazakistan'ın yeraltı zenginliği ve çeşitliliği konusunda önemli olduğunu biliyoruz. Yine ekonomik ve ticari anlamda önemli bir güzergah olduğu ifade ediliyor. Kazakistan'da ne amaçlandı ve eğer bu kalkışma gerçekleşmiş olsaydı bölgeyi ve dolayısıyla Türkiye'yi ne gibi tehlikeler bekliyor olacaktı efendim? Buyurun. Şimdi bir defa daha söylemek istiyorum. Yani en son sorunuzla ilgili, bölümle ilgili aslında tehlike geçmiş değil. Tehlike devam ediyor. Evet. Büyük ihtimalle buna benzer olaylar olacaktır ve olmaya devam edecektir. Sonuçta bölgenin hem ekonomik anlamda hem de etnik anlamda bir takım sorunları var bölgedeki ülkelerin. Dolayısıyla bu sorunlar Özbekistan'da, Tacikistan'da şeyle ilgili, bunların Afganistan'da sorunları var. Dolayısıyla bunlar devam edecektir diye değerlendiriyorum. Şimdi niye böyle bir olay oldu? Niye şey seçildi? Kazakistan seçildi diye baktığımızda bir defa biliyorsunuz önümüzdeki dönemde 2 tane toplantı oldu, hatta 3 toplantı oldu ama bunlardan bir tanesi Avrupa ile daha doğrusu Amerika ile şey arasında, Amerikan güvenlik koordinatörüyle Suriye diyorum Rusya güvenlik koordinatörü arasında bir toplantı yapıldı. Bu toplantı işte neler görüşüldü? Ya Dışişleri Bakanları arasında yapıldı toplantı. Daha sonra NATO Güvenlik Konseyi toplandı. NATO Güvenlik Konseyi artı bir dediğimiz artı Sovyetler Rusya dediğimiz bir toplantı yapıldı bu arada. Ve bütün bu toplantılardan evvel bu olaylar meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri şunu söyledi. Eğer sen Karadeniz'de ve diğer bölgelerde, Ukrayna'da bu işi yapıyorsan, o zaman
benim bu şu anda yaptığım şeylere razı olacaksın. Yani bu ve bu tip olaylarla ben seni sıkıştırırım. Bu konuda Rusya'ya bir mesaj ver. Evet. Yani şeyden itibaren, Kazakistan'dan itibaren Rusya'ya bir mesaj. Çünkü Kazakistan Rusya için çok önemli bir ülke. Yani o 4-5 tane şeyin, yani hepsi Türk Cumhuriyeti ama Kazakistan hariç, Tadikistan dahil olmak üzere o cumhuriyetlerle birlikte oranın temel taşı, aslı. Orada bir şey bozulduğu zaman büyük ihtimalle her yer bozulabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü böylesi önemli bir yer. Yani yeraltı madenleri, şubusta dahil olmak üzere. Böyle bir mesaj var. Yani eğer böyle bir şey yapıyorsan o zaman ben de bunu yaparım diye Rusya'ya mesajı aldı. Rusya'da karşısında kolektif güvenlik sistemini çıkartmak suretiyle dedi ki eğer böyle bir şey yaparsan bakın ben bölge ülkeleriyle buna karşı çıkarım ve bunu bastırırım. Evet. Daha kötüsünü de yaparım. Yani bütün bu mesajı aldılar. Karşılıklı olarak bir ne oldu? Şey denemesi, güç denemesi yapıldı karşılıklı olarak. Ve iki ülkede Rusya'nın ciddiyeti anlaşıldı. Karşı taraftan da karşı tarafın nereye kadar müdahale edebileceği, yani Batı'nın nereye kadar müdahale edebileceği konusu denendi. Böyle söylüyorum. Evet. Yani böylesi yani çünkü Kazakistan bana göre Orta Asya'da kilit ülke. Her şeyle beraber. Yani daha çok devlet kurumuna teşekkür etmiş. Demokrasi bir ölçüye kadar yerleşmiş. Gelirleri iyi. Evet, gelir dağılımı bozuk ama gelir durumu iyi. Bölgenin en büyük ülkesi yüz ölçümü olarak falan. Bütün bunlara baktığımız zaman burada bir karşılıklı bir güç denemesi oldu. Bu güç denemesinde şeyden anlıyoruz ki NATO toplantısından falan da anlıyoruz ki NATO herhalde bir adım daha geri attı Rusya karşısında. Öyle gözüküyor. Çünkü Rusya orada açık ve net olarak güvenlik ihtiyaçlarını NATO'ya bildirmiş durumda. Diyor ki NATO'ya bakın Ukrayna veya başka birisi bu NATO teşkilatına girerse ben buna karşı koyarım. Bu konuda gerekenleri yaparım. Onun için buralarda bu işlerle uğraşmayın. Bu ülkeleri NATO içerisine almak gibi bir hedef gütmeyin. Bunu açık ve net olarak bir defa anlattı. Evet. Peskov da bu konuyu bir daha Lavrov'la beraber bir daha gündeme getirdi. Ve şu anda durum tabii Amerika'da. Amerika bundan sonra ne der? Ne düşünür? Neler yapabilir? Ona bakması lazım. Ama Amerika'nın sıcak savaş esnasında Avrupa'yı destekleyecek konusunda benim kafamda, onların kafasında da bir sürü soru işareti var. Çünkü Rusya'nın konvansiyonel gücü çok yüksek bölgede ve gerekenleri yapıyor. Önümüzdeki dönemde belki de şunu görürsek hiç şaşırmayalım. Venezuela ve Küba'da Rus denizaltıları, yani karadan, havadan karaya, deniz altından karaya füze atabilen, balistik füze atabilen Rus denizaltıların o bölgede dolaşırsa hiç şaşırmayalım diyorsunuz. Evet. Şaşırmayalım diye değerlendiriyorum. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum. Ali Fuat Gökçe ile devam etmek istiyorum. Efendim, şimdi Kazakistan'da bu yaşanan gelişmelere dair Kazakistan'ı bölgeden koparmak, zaten benzer ifadeleri de Sayın Pekin söyledi kısmen. Kazakistan'ı bölgeden koparmak, Rusya ve Çin'e karşı bir üs haline getirmek ve böylelikle bölgenin kalkınmasının önüne geçmek gibi yorumlar da yapıldı. Ne dersiniz? Bir de şunu da ilave etmek istiyorum soruma. Şimdi olaylar ilk çıktığında bu işin arkasında Rusya var denildi. Hatta daha sonraki günlerde Rusya'nın Kazakistan'a girmesiyle Rusya Kazakistan'a girerse Kazakistan'dan çekilmez gibi yorumlar da yapıldı. Neden böyle bir hedef saptırma diyebilir miyiz adına böyle bir algı çalışması yürütüldü? Şu da denildi tabii uzmanlar tarafından. Bu tür iddialar bölgenin gerçekliğiyle, dinamiğiyle uzaktan yakından bağlanıyor.
bağdaşmıyor, hiç örtüşmüyor gibi ifadeler de yapıldı. Buradaki bu Rusya'yı öne sürmek, bu işin arkasında Rusya var demek size göre neden yapıldı? Çünkü biz emperyalist güçlerin ülkeler arasına fitne sokmak gibi girişimlerinin de olduğunu biliyoruz. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi Emre Hanım, Kazakistan'daki olaylara baktığımızda ilk başta sebebi masumane olarak görülebilecek normal demokrasilerde olan bir zam protestosuydu. Ancak bir gün içerisinde yaygın bir şiddete dönüşmesi bunun daha önceden hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Yani bu bir kıvılcım bekleniyor ya da bir bahane bekleniyordu. Çünkü çok yaygın bir şiddet gösterilerine sahne oldu Kazakistan. Dolayısıyla bunun arkasında bir emperyal bir gücün olduğu açıktı. Ama bunu Rusya'ya bağlamak oldukça hatalıydı. Çünkü baktığımız zaman Rusya kendi coğrafyasındaki bu ülkelere, Kazakistan olsun, Ukrayna olsun, Gürcistan olsun, Letonya, Litvanya olsun, bu gibi ülkelere bu şekilde şiddet olaylarıyla girmesine gerek yok. Zaten ülkelerin yaklaşık olarak, yani Kazakistan'da bildiğim kadarıyla %20'si Ruslar yaşıyor. İşte diğer ülkelerde de Ruslar var. Yani bu ülkelerde ve Rusya'nın daha önceki tüm siyasi geçmişine de baktığımızda böyle şiddet olaylarının olmadığını görüyoruz. Ayrıca zam bahanesi yapıp da arkasından demokrasi söylemini ortaya çıkaran göstericilerin de bu demokrasi söyleminin de Rusya endeksi olmadığını zaten biliyoruz. Nerede demokrasi söylemi varsa ya da demokrasi söylemiyle hangi ülkede şiddet olayları artırıldıysa bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Zaten ilk gün, yani bunun bu olaylar başladı, ardından demokrasi söylemi ortaya çıktı. Bunun rengi belli oldu, arkasındaki güç belli oldu. Dolayısıyla bunu Rusya'ya bağlamak oldukça hatalıydı. Şimdi Kazakistan'ın da yardım istemesi, kolektif güvenlik işbirliği örgütüne yardım istemesi oldukça doğal. Kimden isteyecekti? NATO'dan mı isteyecekti? Çünkü yani NATO üyesi değil ki NATO'dan istesin. Ya da bireysel olarak tek bir ülkeden mi isteyecekti? Kimden isteyecekti? Sadece Rusya'dan istemedi. Bakın bu çok önemli. Sadece Rusya'dan isteseydi bu siz bunu karşı taraf olarak oldukça rahat bir şekilde Rusya işgalci diyebilirdiniz. Ama Rusya'dan istemedi. Ya da İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da tek başına bir ülkeden istemedi, Türkiye'den istemedi. Bağlı bulundu, 1992 yılında kurulmuş olan bir işbirliği örgütünden istedi. Bugün işte Türkiye'de bir NATO üyesi. Eğer yani böyle bir şeyler Türkiye'de oldu, Türkiye kendi başına bunu halletti, çözdü ama işte NATO'nun 5. maddesi gereğince de Türkiye eğer bir dış güçler tarafından müdahaleye uğradığında da NATO'nun da yardım isteyebileceği şeylerden bir tanesi bu. Konulardan bir tanesi bu olabilir. Ama inşallah olmaz. Olmaması temennimiz ama yani Kazakistan'ın kolektif güvenlik işbirliği örgütüne yardım istemesi kadar da doğal bir şey yok. Ve bu örgütten yardım isteyerek bu şiddet olaylarının bastırılmasında etkin oldu. Rusya da tek başına gelmedi. Tamam, oradaki kuvvetin içerisinde oldukça fazla Rus askeri var. Bu da bütün ülkelerin oradaki temsiliyet gücüne bağlı olarak Rusya daha fazla asker gönderdi. Ancak Rusya ve diğer ülkeler, asker gönderen ülkeler orada geçiciydi. Ve burada geçici olduğunu, işgalci olmadığını işte son iki gündür bu kuvvetlerin o bölgeden çekildiğini bunu da görüyoruz. Bu söylemlerin bilinçli olarak çıkarıldığını söylemek mümkündür. İşte bunun arkasında Rusya'nın olduğunu, bunlar yapılacak ve yapılmış olan karşı propagandalardır. Ama şunu gördük, ben hemen konuyu bağlayayım. Yani ilk şiddet olayları başlıyor, masumane bir istek var ama yaygın bir şiddet hemen buna sonunda geliyor, ertesinde geliyor ve ardından demokrasi söylemi. Zamları bahane ediyorsunuz, ülke zammı geri alıyor ama siz şiddet olaylarını artırıyorsunuz, demokrasi istiyorsunuz. Bu taktik Amerika Birleşik Devletleri'nin taktiğidir. Bunu daha önce başka ülkelerde de uymadı. Dolayısıyla bunun rengi belliydi. Bunu
Rusya'ya mal etmek, hedef şaşırtmak ya da başka hususlarda olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Sayın Gökçe. Sayın Üsküplü, sizle devam edelim mi? Ne dersiniz? Şimdi Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden sonra Vatan Partisi bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklamaydı. Amerikan destekli bir kalkışma olduğunu söylediniz. Avrasya güçlerinin hedef alındığını ve bir kaos planının devreye sokulmak istediğini ifade ettiniz. Hükümete yakın çevrelerin de, burası önemli, Rusya ve Çin'i hedef alan söylemleriyle aslında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuyusunu kazdığını ifade ettiniz. Neyi kastettiniz? Şunu görmek lazım. Önce Sayın Komutanımızın ve Sayın Hocamızın da ifade ettiği gibi bu bir Amerikancı darbe girişimiydi. Ve hedeflenen sadece Kazakistan değil, aslına bakarsanız bütün Asya ve Avrasya kuvvetleri hedeflenmekteydi. Düşman tahtasına konmuştu. Dolayısıyla Kazakistan'daki darbe girişimi Türkiye'yi de hedeflemekteydi. Kazakistan önemli bir devlet. Sayın Mehmet Perinçek bunu daha güzel anlatacaktır ama tam bir köprü görevi görüyor Kazakistan. Hem kolektif güvenlik anlaşması örgütünün üyesi, hem Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi, hem Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyesi, hem de Avrasya'nın bütünleşmesi fikri Sayın Nazarbayev tarafından çok kuvvetle savunuluyordu. Dolayısıyla Birleşik Avrasya, Avrasya'nın birleşmesi fikrinin de savunucusu Kazakistan. Kazakistan hedef alınması şans eseri olmuş bir olay değil. Çok açıktır. Bugün artık daha da net bir şekilde görülüyor. Orada silahların dağıtılması, uygulanan turuncu devrimin harekete geçiriliş şekli, önce bir ekonomik taleple ortaya çıkması, demokrasi söylemiyle ortaya çıkması, ardından Batı basınının bunu kuvvetle desteklemesi, sonra sokaklardaki şiddet olayları, dış destekli terör unsurlarının kullanılması, tam bir turuncu devrim şablonu görüyoruz. Biz bu şablonu daha önce de Ukrayna'da Maydan olaylarında görmüştük. Daha önce, çok öncesinde Yugoslavya'da görmüştük. Aslında burada Amerikan derin devletinin bir darbe şablonu adım adım uygulandı. Ve hedef Avrasya'ydı. Hedef aslında bir cepheydi. Bu cephenin Türkiye'de de yansımalarını gördü. Hemen bu olaylar çıktığı anda Kazakistan'daki darbe girişimiyle birlikte tıpkı Türkiye'deki 15 Temmuz'da olduğu gibi aynı cephenin aynı yerde konumlandığını gördük. Türkiye'deki Amerikancılar, zihinleri Amerika tarafından işgal edilmiş şahıslar, unsurlar gerek basında gerek siyasi partilerde hemen öne çıktılar ve bunun bir Rusya'nın işgal harekatı olduğunu, Azerbaycan'daki gösterilerin demokratik hak olduğunu, hatta Azerbaycan'ın Kazakistan'ın bir diktatörlük, bir otoriter devlet olduğunu söylemeye başladılar. Aynı cepheleşmeyi gördük burada. Maalesef hükümete yakın gibi duran, maalesef hükümetin yanındaymış gibi gözüken bazı unsurların da Amerika'ya toz kondurmamak açısından, sistemi karşılarında almamak açısından aynı hatayı yaptıklarını gördük ve bunu şiddetle eleştiriyoruz. Öncelikle düşmanı iyi tespit etmek, faili bulmak gerekir. Suç ortada. Şu anda görüyoruz. İşte onlarca polis memuru, 16 yanılmıyorsam polis memuru öldürülmüş, kafalar kesilmiş, binlerce insan yaralanmış, 3 milyar dolarlık bir kayıp verilmiş ülkeye. Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı çok daha büyük kayıplar olacaktı. Böyle bir olayda suç ortada. Ancak fail gizleniyor. Fail çok açıktır. Fail Amerika'dır. Bunun arkasında Amerika'nın Soros Vakfı'nı, yine Amerika'nın NET isimli, Ulusal Demokrasi Vakfı isimli vakfını görüyoruz. 2,5 milyon dolarlık bir katkı yaptığını söylüyorlar. NET'in internet sitesine giriniz. Net.org diye bir internet siteleri var. Bunların kuruş kuruşuna ne kadar, nereye yardım yaptıklarını yazıyorlar. İşte Kazakistan İnsan Hakları Derneği'ne 50 bin dolar, işte bilmem hangi vakfa 80 bin dolar, şuraya 300 bin dolar gibi. Bunun arkasında Amerikan fonları vardır. Amerikan derin devletinin fonları, NGO'lar vardır. Yine bunun arkasında Amerikan istihbaratının olduğu çok açıktır. Yöntem açısından da çok açıktır. Yine Kazakistan Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmiştir. Yabancı kaynaklı teröristler diyerek. Bir turnusol kağıdı aslında. Tüm dünyada da bu şekilde karşı karşıya geldi devletler. Kazakistan'ın yanında yer alanlara bakınız. Rusya, Çin, Türkiye Kazakistan'ın yanındadır. Diğer taraftan darbenin yanında yer alanlara bakınız. Amerika, Ukrayna, DAEŞ, Türkistan İslam Partisi adındaki Uygur ayrılıkçıları, Asya'daki cihatçı terör örgütleri de burada o Kazakistan'daki darbecilerin arkasında yer aldı. Fakat maalesef Türkiye'deki Biden cephesi de yine bu Kazakistan'daki darbeci kuvvetlerin arkasında yer almıştır. CHP, PKK-HDP, FETÖ, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi açıkça Kazakistan'daki darbe girişimini desteklemiş.
Kazakistan'daki Amerikancı darbecilerin yanında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde tehdidi doğru saptamak, Türkiye'ye ve komşularımıza yönelen tehdidin nereden geldiğini doğru saptamak, doğru anlamak ve net ifadeler kullanmak çok önemli. Dolayısıyla hükümeti, yani Recep Tayyip Erdoğan hükümetini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da uyarıyoruz. Hayır. Burada, evet. Burada Amerika'nın yanında tavır almak, Türkiye'nin karşısında tavır almak demektir. Peki. Sayın Serdar Üsküplü, çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz ama daha konuşacağımız çok konu var. Sayın Mehmet Perinçek'le devam edelim öyleyse. Efendim, siz bu olaylar yaşandığında iki olguyu ortaya koydunuz. Dediniz ki bir Nazarbayev dönemine bakmak gerekiyor, bir de Tokayev dönemine bakmak gerekiyor. Nazarbayev Avrasyacı anlayışı temsil eden ve bu uğurda stratejiler ve siyasetler izleyen bir isimdir dediniz. Tokayev'in ise daha çok Batı ve Amerika ve Batı'ya yakın, daha uyumlu bir denge siyaseti izlediğinden bahsettiniz ve bu denge siyasetinin de bir güvenlik zafiyeti yarattığını ifade ettiniz. Hala aynı noktada mısınız? Ve tabii bu denge siyasetinden de Türkiye'nin çıkarması gereken dersleri belki konuşabiliriz. Buyurun. Şimdi ilk önce şuna da işaret etmek lazım. Yani bu darbe girişiminin, Turuncu Devrim Hareketi'nin patladığı zamanı bir incelemek lazım. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da çok ciddi bir hezimete uğradı. Yani oradan pılını pırtısını toplayıp kaçmak zorunda kaldı ve aslında ABD'nin Orta Asya politikaları da, projeleri de çok ciddi yara aldı. Şimdi bununla birlikte Orta Asya bağlamında veya bölge bağlamında Amerika inişe geçerken bölgesel inisiyatiflerinde hızlı bir şekilde yükselişe girdiğini görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Örgütü'nden tutalım da Türk Devletleri Teşkilatı'na, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'nden Avrasya Ekonomik Birliği'ne, işte Güney Kafkasya'da 3+3 platformundan tutalım da işte Orta Doğu'ya indiğimizde de Astana sürecine vesaireye baktığımızda ABD'nin ve batılı ülkelerin bölgeye müdahalesini engelleyecek yerel inisiyatiflerin hızlı bir şekilde daha güç kazandığını görebiliyoruz. Bu da tabii bunların hepsi ciddi bir şekilde ABD'nin planlarına da önemli bir darbe indirmiş oldu. Şimdi tam bu sırada ABD tabii bütün bu planlarından vazgeçmiş değil. Orta Asya'nın kapılarını ve bu kapılarını zorlaması için haliyle Türkiye'yi, Rusya'yı, Çin'i vesaireyi kuşatması lazım. Bunlara diz çöktürmesi lazım. Şimdi bu Orta Asya'nın kapılarını, ki bu neden lazım Amerika Birleşik Devletleri'ne, o bölgedeki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını kontrol etmek için. Şimdi bunu Orta Asya'dan kovuldu. Orta Asya'dan kovulurken bu arada Afganistan'dan çıkarken kendi birliklerini yerleştireceği üste bulamadı. Pakistan'a başvurdu, Tacikistan'a başvurdu, Özbekistan'a başvurdu. Hepsinden red cevapları aldı. Bu sefer de Doğu Avrupa'dan Ukrayna Karadeniz üzerinden bir harekata geçti. İşte Afganistan'dan kovulmuş bir ABD var. Ve tam bu sırada da buraları Ukrayna üzerinden zorlamak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Şimdi bu hamlenin aslında en önemli amaçlarından bir tanesi Orta Asya'ya geri dönmek, Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle kendi himayesinde bir iktidar kurmak ve bu şekilde Orta Asya'ya yerleşmek. Ki burada Sayın Üsküplü de ifade etti, siz Kazakistan'ı bu işbirliği örgütleri içerisinden, inisiyatifleri içerisinden çıkarttığınız zaman o bütün diyelim bir kuşak bir yol projesinden tutun da Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü'ne, Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar bütün bu örgütleri, uluslararası yerel inisiyatifleri felce uğratırsınız. Burada tabii tekrar Amerika'nın söylediğimiz gibi Orta Asya'ya girme planı var. Bir de diğer taraftan Rusya'ya, Ukrayna'ya krizinin en sıcak döneminde yeni bir cephe açma isteği var. Çünkü orada siz bir kaos planını ileri sürdüğünüzde, harekete geçirdiğinizde Rusya'ya da o sıra çeşitli provokasyonlar vesaireler
planlanıyor tabii Ukrayna üzerinden. Bunu herhalde bir dahaki gündemde de konuşacağız ayrıntılı evet, olarak. Evet, ele alacağız. Tam bu sırada Ukrayna'ya, Rusya'ya yeni bir cephe açıyorsunuz. Diğer taraftan Çin'in bir kuşak bir yol projesini bozmuş oluyorsunuz ve Çin'i hedef almış oluyorsunuz, onu kuşatmış oluyorsunuz. Bütün bunlarla birlikte tabii Türk dünyasında tamamen hedef almış oluyorsunuz. Bütün çünkü bunun Türk dünyasına yayılma ihtimali de söz konusu. Şimdi burada tabii söylediğiniz gibi ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de tabii Kazakistan'daki aslında politika değişikliği. Bu politika değişikliği sadece tabii Tokayev'in üzerine de yıkmamak lazım. Bununla birlikte Nazarbayev'in son dönemlerinde İngiltere'den işte Tony Blair'ın danışmanların geldiğini görüyoruz. Bölgesel inisiyatiflerin biraz daha törpülenip bir denge politikası işte ABD'de olsun, efendim Rusya'da olsun, diğer Çin'de olsun, Türkiye'de olsun gibi daha bir denge siyaseti işlenmeye başlandığını görüyoruz. Kusura bakma şu fişi hemen bir takmak. Tabii. Buyurun, buyurun Sayın Perinçek. Evet, denge. Evet, bununla birlikte tabii bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Kazakistan siyasetine sirayet ettiğini görüyoruz. Nasıl sirayet etti? Bir defa Amerika'ya kapıları açtınız mı? İşbirliği adı altında Pentagon'dan tutun da sivil toplum örgütlerine izin verdiğiniz zaman bir anda hem toplumsal anlamda sizin altınızın oyulduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da devlet düzleminde de devletin diyelim çeşitli kademelerine sızarak devleti etkisiz hale getirdiklerini, bir tehdit karşısında da gerekli refleksleri gösteremez bir hale getirdiklerini görüyoruz. Soros vakıfları, biraz önce işte Sayın Üsküplü'nün de bahsettiği Ulusal Demokrasi Vakfı vesairenin içine girdiğini görüyoruz. Ve burada 30 binin üzerinde çeşitli örgüt kuruluyor. Sivil toplum kuruluşları kuruluyor Kazakistan içinde 30 binin üzerinde. Bununla birlikte biyolojik bazı Amerika ile açılan ortak laboratuvarlar var. Bakın bunlar da çok önemlidir, ilginçtir ve bütün bunlara Amerika'nın 400 milyon doların üzerinde bu projelere yatırım yaptığını biliyoruz ve bu biyolojik laboratuvarlarında bölgeye karşı da ciddi bir şekilde tehdit oluşturduğunda altını çizmek lazım. Şimdi ekonomik tabii altyapısı var bu işin ama ekonomik altyapısına baktığımızda da tabii Kazakistan'daki bazı kangren meseleler falan var ama işin patlak vermesinde de çeşitli provokasyonlar var. Dış merkezli 6 tane büyük Kazakistan firmasının fiyatları birden yükselterek, yani beklenmedik bir şekilde ve gereksiz bir şekilde yükselterek bu provokasyonların önünü açtığını görüyoruz ki bu şirketlerin Kazakistan içerisindeki Amerikan kontrolünde, aslında Kazakistan devletinin içerisindeki Amerikan kontrolündeki belirli isimlerle de bağlantılı oldukları biliniyor. Şimdi toplumsal düzlemde Soros'lar ve şeyler var. Amerikan vakıfları, sivil toplum örgütleri var. Devlet düzleminde bir felce uğratma var. Ekonomik anlamda işi provokade eden hamleler var. Bütün bunlarla birlikte bir de tabii Fethullah örgütü var. FETÖ var. FETÖ yazık ki Kazakistan'da tam anlamıyla temizlenmedi. Hatta 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bir sığınak noktası da oldu ve oradan Kırgızistan'da, Kazakistan'da buralarda FETÖ'nün tam anlamıyla silinmediğini, hatta devlet içerisinde sızabilecek çeşitli girişimler içerisine girdiklerini biliyoruz. Bunu üzerine ekliyorsunuz. Bir de tabii yine Amerika'nın her zaman kullandığı IŞİD var. Şimdi IŞİD de bizzat Trump'ın kendisi ABD'nin kurduğunu, Obama'yla Hillary Clinton'ın kurduğunu bizzat Amerikan Başkanı ifade etmişti. Şimdi bu IŞİD Kazak cemaati adı altında yine Kazakistan'da örgütlendiğini görüyoruz. Yani bir taraftan açık toplum vesaire gibi söylemlerle Soros'lar giriyor. Diğer taraftan da ABD destekli YOBAS terör örgütlerinin de bu anlamda harekete geçtiğini ifade edebiliriz. Bütün bunların hepsi tabii bölgede ve sadece Kazakistan'da değil
bölgede Türkiye'nin, Çin'in, Rusya'nın etkisini kırmak, bununla birlikte bunlar arasındaki köprü olan Kazakistan'ı bu halka içerisinden, yani bu işbirliği zinciri içerisinden çıkartmak amacını güttüklerini görüyoruz. Tabii bu, evet, da Türkiye açısından ve bütün ülkeler açısından şu dersi çıkartıyor. Birincisi ekonomi, kamu ekonomisi sadece bir ülkenin veya halkın refahını arttırmak veya güvence altına almak için değil, bir taraftan da milli güvenlik açısından önemlidir. İkincisi de tabii Amerika'ya elinizi verdiğiniz takdirde kolunuzu kaptırırsınız. Evet. İşbirliği adı altında, denge politikası altında ABD ile diyelim girdiğiniz ilişkilerde de hem devletin altın oyulduğuyla karşılaşırsınız. Diğer taraftan da halkı da ne yazık ki manipüle edecek araçları Washington'un eline, CIA'nin eline vermiş olursunuz diyorsunuz. Peki Sayın Perinçek, çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim Ukrayna-Rusya gerilimine. Bu cephede neler yaşanıyor? İsmail Hakkı Pekin'le devam edelim. Sayın Pekin, şimdi Rusya NATO Konseyi 2 sene sonra ilk kez toplandı. Görüşmeler hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Rusya NATO'nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasını istedi. Ukrayna'nın ittifaka üye olmayacağına ilişkin taahhütte bulunulması yine istediği garantiler arasındaydı Rusya'nın. Ve Doğu Avrupa ülkelerine yerleştirilen silahlar ve askeri tesislerin geri çekilmesi gibi garantilerde bulundu Rusya. NATO Genel Sekreteri ise aslında yapılan çok açıklamalar vardı. Şimdi ben bu bütün açıklamaları burada paylaşarak zaman kaybetmek istemiyorum. Zaten şimdi söyleyeceğim şeyler aslında durumun özünü ortaya koyuyor ve malumunuz, bildiğimiz şeyler. NATO Genel Sekreteri ise Rusya Ukrayna'ya askeri müdahalede bulundu. Ukrayna topraklarını işgal etti. Kırım'ı ilhak edip bölgede ayrılıkçıları destekledi. Bu yüzden Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var. Tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya dedi. Rusya Ukrayna konusunda hata yaparsa bedeli ağır olacak dedi. Bu görüşmeler sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hamle geldi aslında. ABD Ukrayna Savunma Bakanlığı'na 2 askeri temsilci atadı efendim. Tabii bu da zaten gergin olan bir durumu iyice tırmandırıyor şeklinde de yorumlandı. Bu görüşmelerden bir mutabakat çıkar mı sizce? Yani umut vaat ediyor mu bu görüşmeler efendim? Ne dersiniz? Sayın Pekin, sesinizi açar mısınız? Sanıyorum mikrofonunuz kapalı. Evet, açamadınız. Hala sesinizi duyamıyoruz sizi. Sesim geliyor mu efendim? Şimdi geldi efendim. Sorumu duyabildiniz değil mi? Duydum. Tamam, duydum. Peki buyurun olsun. Önce şunu söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın, Rusya temsilcisinin 10 Ocak'ta yaptığı toplantı. Onun arkasından ayın 12'sinde NATO Konseyi'nde NATO Konseyi artı 1, yani NATO Konseyi artı Rusya toplantısında şu anda anlaşıldığı kadarıyla Rusya'nın güvenlik beklentilerine ya da güvenlik ihtiyaçlarına cevap verilemediği ortaya çıkıyor. Yani o nedir? Rusya diyor ki bir şeye doğru genişlemeyi bırakın. Doğuya doğru genişlemeyi bırakın. Yani Ukrayna'yı kendi içinize almayın ve NATO içerisine almayın. Bu bizim güvenlik sorunumuz. Çünkü Ukrayna alırsanız oraya yerleşecek silahlarla 5-6 dakika içerisinde bu hipersonik füzelerle Moskova'yı vurabilirsiniz. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Kırmızı çizgimiz. İkinci konu, diğer ülkeler var. Diğer ülkelerle ilgili de yine aynı şekilde söylüyor. Kırmızı çizgisini belirtiyor. Neler olduğunu, kırmızı çizgisini. Ve buralardan uzak durmasını istiyor NATO'nun. Ama NATO ısrarla buna Rusya'nın karışamayacağını, bu şeylerin, ülkelerin NATO'ya dahil edilmesinin devam edeceği şeklinde bir şey var. Stoltenberg'in de şeyi var. Ülkeler istedikleri güvenlik teşkilatında, istedikleri güvenlik teşkilatına girmek suretiyle şey yaparlar. Kendi savunmalarını sağlarlar ya da kendi emniyetlerini sağlarlar diye bir ifade de bulunuyor. Şimdi bunlara baktığımızda bir tarafta Rusya'nın tehdit algılaması var. Önemli gerçekten de. Diğer tarafta NATO'nun genişlemesi var. Dolayısıyla
Şu ana kadar yapılan anlaşmalarda, görüşmelerde burada milisiye varılamadı ve sonuç olarak Rusya ile Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere karşı karşıya bulunduğunu ama bu konuda karşı tarafın Rusya'dan taviz beklediğini görüyoruz. Rusya da bu konuda taviz vermeyeceğini en son galiba Lavrov'un ağzından açık ve net olarak belirtti. Peki bundan sonra ne olabilir diye düşündüğümüzde bu görüşmelerin devam edilebileceğini değerlendiriyorum. Çünkü Rusya şunu söylüyor. Diyor ki evet bu görüşmeler devam eder. Yani biz görüşmeye taraftarız ama Batı'ya da Amerika Birleşik NATO'ya da gerekenleri bizim güvenlik ihtiyaçlarımızı belirten bir doküman verdik. Ve anlattık sorunlarımızı. Sonsuza kadar da bekleyemeyiz bu konuda. Yani tamam bir yere kadar bekleriz ama sonsuza kadar da bekleyemeyiz. Dolayısıyla şu andaki ortam çok enteresan. Tabii bir taraftan Rusya'ya karşı ABD ve Batı'nın teşkilatlanması, işte nükleer silahları veyahut da diğer silahları bu bölgeye yığması konusu var. Bir taraftan da Rusya'nın buna karşılık olarak eğer sen benim ana kıtamı hedef alan bir takım şeyler yapıyorsan ben de senin ana kıtanı hedef alan bir takım konuşlandırmalarda bulunurum. Nedir bunlar? Bir tanesi Küba, birisi Venezuela. Oralarda füze de bulundurabilir. Hatta bırakın füze bulundurmayı. Füze bulundurmaya bir gerek yok artık günümüz teknolojisinde. Buralarda nükleer Rus denizaltıları ki her türlü denizaltından karaya atış yapabilen, havaya atış yapabilen denizaltılar. Bunları burada bulundururum ve senin bana yapacağın nükleer tehdidi bu şekilde bertaraf ederim şeklinde açık ve net olarak bir mesaj veriyor karşı taraf. Yani dolayısıyla bu çatışmaların ben daha uzun süre devam edeceğini değerlendiriyorum. Ve maalesef bu çatışmalardan hem Balkanların hem de Orta Asya'nın zararlı çıkacağını değerlendiriyorum. Çünkü buralarda büyük ihtimalle bu Rusya ve Amerika karşılıklı savaşmayacaklar. Yani büyük ihtimalle de yapacaklar. Bekale savaşı yapacaklar. O bölgedeki ülkeleri ve silahlı grupları kullanmak suretiyle buralarda bekale savaşı icra edecekler. Eğer bu gerekli barış sağlanamazsa büyük ihtimalle bölgede hem Balkanlarda hem de Orta Asya'da bekale savaşları ve hibrit savaşlar ortaya çıkacak diye değerlendiriyorum. Öbür türlü nükleer silahların kullanılması çok zor bir ihtimal. Nükleer silahları karşı taraf kullanmasın diye Ruslar'da, Rusya'da, Amerika'da, Batı'da bu silahları karşılıklı olarak mevzilendirirler. Çin de dahil olmak üzere mevzilendirirler. Ve dolayısıyla o silahların mevzilendiği yerlerde bir nükleer savaşın çıkmasının dünyanın sonu olacağı düşünülerek herhangi bir şey yapılmaz. Öyle kalır dehşet dengesi şeklinde. Ama nükleer silahların kullanılmadığı, klasik konvansiyonel savaşların yapılacağı Orta Doğu'da, Balkanlar'da, ben bir de buna ilave ediyorum. Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Orta Asya'da konvansiyonel çalışmaların yapılacağı alan olarak baktığımızda maalesef durum iç açıcı görülmüyor. Türkiye açısından aynı şekilde bölgede önemli çalışmalar olur ve bunun ister istemez Türkiye'ye çok büyük etki olur. Hem göç olarak olur hem de Türkiye belli çalışmaların içerisinde kendini birdenbire bulabilir diye değerlendiriyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Gökçe, siz katılır mısınız? Önümüzdeki dönemde vekalet savaşları bekliyor mu bölgeyi? Ve bu gerilim her geçen gün ve önümüzdeki dönemlerde daha da mı belirgin hale gelecek? Bu hattaki gelişmeleri siz nasıl okuyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun efendim. Ebru Hanım, şimdi ben bu Rusya, Ukrayna ve NATO çekişmesine ya da ilişkisine tarihsel perspektiften bir açıklama yapmak istiyorum. Buyurun. Derseniz. Şimdi baktığımızda 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasında Rus lider Gorbaçov, Batılı liderlerden şöyle bir isteği var. Yakın coğrafyamıza genişlemeyin. Ama 90'dan itibaren 2019'a kadar NATO'nun genişlediğini görüyoruz.
Ve Rusya artık en son olarak iki kırmızı çizgisini ilan etti. Bunlardan bir tanesi Ukrayna, diğeri de Belarus bölgesi. Yani bu baktığımızda Beyaz Rusya, Belarus bölgesine baktığımızda da Rusya'nın tarihsel olarak Kuzey Avrupa Ovası olarak adlandıracağımız bölgeden hep tehdit aldığını görüyoruz ve savunma hattını bu bölgeden kurduğunu görüyoruz ki burası neresi? Karpatların en kuzey ucuyla Baltık Denizi'nin en dar kesimi arasında savunma hattını kuruyor. Bu da Polonya'nın Varşova kentiyle Belarus arasında oluyor. İşte Kuzey Avrupa Ovası'nın olduğu yer, doğudaki ucu. Şimdi tarihsel olarak baktığımızda Napolyon'un 1812 yılında bu bölgeden Moskova'ya sefer yaptığını görüyoruz. Yine 1941 yılında Hitler'in yine bu güzergahta önce Kiev'e ardından da Moskova'ya yöneldiğini görüyoruz. Yani bu güzergahlarda, bu istikametlerde Rusya sürekli batıdan tehdit almıştır. Yine 1856 yılında bir Kırım çıkarması var, Kırım Savaşı var. Buna Osmanlı İmparatorluğu da dahil oldu. Buradaki Avrupalı devletler bu Kırım Savaşı'ndaki esas amaçları buradaki Kerç Boğazı'nı ve Kırım'ı ele geçirerek kuzey-güney istikametteki ticaretin ki biliyoruz Avrupa'da bütün ticaretler nehirler üzerine yapılıyor. Buradaki Volga, Dnieper nehri, Tuna nehirleri ticaretin oldukça aktif olduğu nehirler. Bu başka coğrafyalarda bu şekilde ticaretin yoğun olduğu nehirler yok. Bu bölgede hem turistik hem de ticari amaçla yapılıyor. Dolayısıyla kuzey-güney istikametteki ticaretin Rus ana karasındaki ucu olan Kerç Boğazı ve Kefe Limanı'nı ele geçirmek, kontrol etmek için bu bölgede bir çıkarma yapıyorlar. Şimdi Kefe Limanı 1334 yılında Arap seyyah İbn Batuta'nın bu bölgede 200 tane gemi gördüğünü, yani Kefe Limanı'nda 200 gemi gördüğünü kendi eserinden okudu. Dolayısıyla bu bölgenin, Kırım bölgesinde Rusya için oldukça büyük önemi var ve aynı zamanda batılı ülkeler için oldukça büyük önemi var. Şimdi bu bu açıdan baktığımızda Rusya batıdan, NATO'dan bu bölgelere genişlememesini istiyor. Ama işte konuşmamın başında belirttiğim gibi 90'dan itibaren 2019'a kadar oldukça fazla miktarda genişleyen, büyük miktarda genişleyen ve yakın coğrafyaya gelen bir NATO var. Ve Rusya'da en sonunda Ukrayna ve Belarus bölgesinde artık burada kırmızı çizgi olarak bunu saydı. Peki şimdi baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı basınlarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği söylemleri var. Yani ben buna şu ortamda inanmıyorum. Çünkü Rusya Kırım'ı da ele geçirerek zaten stabil durumda. Şu an istediğini Rusya ele geçirdi. Bu saatten sonra Rusya'nın tutup da Ukrayna'yı ele geçirmesinin bir anlamı, bir manası yok. Zaten Belarus Rus yanlısı bir politika izliyor. Dolayısıyla Rusya'nın kırmızı çizgisi NATO'nun bu bölgede genişlemesi, işte Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmesi durumunda ben o zaman işte burada yığınak yaptığım 100 bin kişilik orduyla bu bölgeye müdahale ederim diyor. Yani bunun dışında Rusya'nın bir işgal girişimi yok, Rusya'nın bir saldırgan tutumunu görmüyoruz. Siz zaten genişlediniz, ben bu genişlemenize karşılık tarihten de aldığım derslerden dolayı ben artık size dur demek istiyorum diyor Rusya. Dolayısıyla bunu bu açıdan değerlendirmek lazım. Ama savaşlar açısından baktığımızda da ben yine her iki ülkenin özellikle nükleer silahlara sahip ülkelerin bu bölgede karşı karşıya geleceklerini düşünmüyorum. Böyle hibrit savaşların ya da bazı küçük ulus devletlerin savaştırılabileceğini düşünüyorum. Mesela Rusya'nın bir karşı hatağı oldu Balkanlar'da. Buradaki Sırplar üzerinden Bosna Hersek'te bir NATO'ya karşı, Batı'ya karşı bir hareketi oldu. Bu da aslında bunu da iyi değerlendirmek lazım. Siz bu şekilde Ukrayna'ya geldiğinizde ben de sizin işte Balkanlar'da, Avrupa'ya en yakın olan kesimde böyle bir huzursuzluk yaratırım dedi. Bunu da bu şekilde bakmak lazım. Bu bölgedeki çatışmaların böyle büyük nükleer silahlarla değil de küçük çatışmalar şeklinde, hibrit savaşlar şeklinde olabileceği ama bunun da kaynağının Rusya olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Rusya zaten şu an stabil durumda.
Kırım başta olmak üzere kendi sınırları içerisinde normal ticaretini, normal hayatı, normal siyasi düzenini yürütüyor. İstediklerini elde etmiş durumda. Ama buna karşı yayılmacı bir politika izleyen NATO var ve 90'dan 2019'a kadar yayılan bir NATO var. En son çizgisini Rusya ilan etti. Bu saatten sonra Rusya'nın NATO'nun ilerlemesi Rusya için savaş sebebidir. Bunu açık dille zaten söylüyorlar. Dolayısıyla NATO gelmezse, NATO ilerlemezse, NATO herhangi bir hareket etmezse bunun ben burada bir çatışmanın dahi çıkmayacağını düşünüyorum. Ama çıkarsa bundan da Türkiye oldukça fazla etkilenecektir. Karadeniz'de oldukça fazla etkilenecektir. Çünkü istikrarlı bir Karadeniz'e ihtiyaç var Türkiye için. Boğazlar oldukça önemli hale gelecektir. Montreux Anlaşması önemli hale gelecektir. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye bir NATO ülkesidir. Montreux Anlaşması gereğini yerine getirdiği zaman Karadeniz'e çıkan çatışmada bir şekilde taraf tutmuş olacaktır. Yerine getirmesi başka türlü taraf tutmuş olacaktır. Yani bu her iki taraftan da bakıldığında Türkiye için oldukça büyük bir sorun teşkil edecektir. Bunun için Türkiye'nin mutlaka bu bölgedeki gelişmelerde inisiyatif alması gerekir. Karadeniz'in barışı ve istikrarlı bir Karadeniz için Türkiye'nin mutlaka inisiyatif alarak ama bu inisiyatifi NATO nezdinde değil de çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya karşı herhangi bir Türkiye'nin girişimi ya da bir şey olamaz ama bunu Ukrayna ve Rusya üzerine yapabiliriz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın her iki ülkenin liderleriyle dostane ilişkisi var. Hem de Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak Rusya ve Ukrayna ile olan ticareti var, siyaseti var, diplomasisi var. Bunları kullanarak bu bölgede arabulucu bir rol üstlenebilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Gökçe. Sayın Üsküplü, şimdi efendim siz Vatan Partisi olarak aslında bölgede Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok hayati, çok elzem ve kilit önemde olduğunu sık sık vurguluyorsunuz. Dolayısıyla böyle düşününce de Ukrayna Karadeniz'deki Yunanistan'dır ifadesini kullanıyorsunuz. Geleceğimizin de bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmakla olumlu anlamda belirleneceğini ifade ediyorsunuz. Ve bu anlamda da bir Karadeniz-Akdeniz dostluk ve barış planı stratejiniz var. Bu stratejinize göre de Karadeniz'den Umman Denizi'ne kadar bir savunma hattı geliştirmişsiniz. Kırım'ın tanınması, dolayısıyla KKTC'nin tanınması anlamına geliyor. Hatta Abhazya'nın tanınmasına kadar giden bir süreçten bahsediyorsunuz ki bu anlamda da Abhazya'ya ziyaretleriniz oldu. Abhazya'dan bir heyet yine partinizi ziyaret etti diye biliyorum. Görüşmeler devam ediyor anladığım kadarıyla. Belki buradan girerek Ukrayna-Rusya gerilimini konuşup ve Türkiye'nin de bu bütüncül strateji öne çıkararak nasıl siyasetler izlemesi gerektiğini de anlatabilirsiniz bize. Buyurun efendim. Az önce konuştuk. Kazakistan'daki darbe girişimi de aslında bir şeyi gösteriyor. Tek bir cephe var. Burada Kazakistan'dan, Afganistan'dan başlayan, Karadeniz'den uzanan Ege'ye, oradan Akdeniz'e, Akdeniz'in doğusuna, oradan Suriye'ye kadar uzanan tek bir cephe var. Ve bu cephede hep karşımızda Amerika ve İsrail'i görüyoruz. Amerika-İsrail cephesi bir taraftadır. Bir tarafta da Türkiye ve Türkiye'nin potansiyel ittifak kuvvetlerinin, gizli ittifak kuvvetlerinin olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta Amerika ve İsrail vardır. Diğer tarafta da Türkiye, Rusya, Çin, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye gibi ezilen dünyanın aslında büyük insanlığın temsilcileri vardır. Tek bir cephe var, tek bir düşman var. Dolayısıyla tek bir bütüncül, bütünsel stratejinin uygulanması gerekir. Nedir bu bütünsel strateji? NATO konusunda da girecek olursak, bakınız bir öncelikle savunma stratejisi hazırlanıyorsa, değerli komutanlarımız var burada ama onlar daha iyi bilirler bu konuyu. Bir savunma stratejisi hazırlıyorsak öncelikle bir düşman tespiti yapmamız gerekir. NATO'nun Türkiye'yi koruyacağı söyleniyor. NATO Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi hangi düşmana karşı korumaktadır? Bugün Yunanistan'da binlerce Amerikan tankı, on binlerce Amerikan askeri, yeni kurulan üsler. Bugün Yunanistan adeta Amerika'nın cephaneliği haline gelmiş. Yunanistan üzerinden Türkiye kuşatılmakta. Türkiye ile birlikte Rusya da aynı şekilde kuşatılmakta. Bugün Amerikan üsleri Türkiye'yi Yunanistan üzerinden tehdit ediyor. Haritaya bakıyoruz. Türkiye'nin çevresi Amerikan üsleriyle
çevrilmiş durumda. NATO Türkiye'yi bu Amerikan üslerine karşı korumakta mıdır? Hangi düşmana karşı korumakta NATO Türkiye'yi? Türkiye'ye yapılan saldırılara bakınız. İşte yıllardır terörle, PKK terörüyle mücadele ediyoruz. PKK terörünün arkasındaki kuvvet Amerika'dır. NATO, Amerikan hegemonyasını, Amerika'nın dünya üzerindeki İkinci Dünya Savaşı'ndaki üstünlüğünü korumak ve genişletmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Sayın De Gaulle'in bir açıklaması vardı. Siz NATO'yu bir güvenlik örgütü sanıyorsunuz. Ama aslında NATO bizleri kontrol etmek için, NATO üyelerini kontrol etmek için kurulmuştur diyordu. Nitekim Türkiye'de iki darbe gerçekleşti. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri. Bunlar NATO darbeleri, Gladio darbeleriydi. 15 Temmuz darbesi de bir Gladio darbesiydi ve bastırıldı. Yani dünyada bir NATO darbesini ilk bastıran ülkeyiz, kuvvetiz. 15 Temmuz NATO darbesini bastırarak, 15 Temmuz'da Gladio'yu ezerek Türkiye, NATO'nun aslında Türkiye'yi yönetme, yönlendirme kuvvetini de ortadan kaldırmış oldu. Bugün NATO'nun hedefi nedir? NATO düşman olarak kimi görmektedir? Bunun için Amerika'nın güvenlik belgelerine de bakmak gerekir. Amerika'nın 2018 yılında açıkladığı bir güvenlik strateji belgesi var. Amerika'da yönetimler 4 yılda bir güvenlik strateji belgesi açıklıyorlar. 2018'deki güvenlik strateji belgesinde temel düşman Rusya ve Çin olarak niteleniyor. Rusya ve Çin'e karşı stratejik bir mücadele sürdüreceğiz diyorlar. Şimdi 2021 yılında Biden yönetiminin yönetime gelmesiyle beraber bunda bir güncelleme yaptılar. 2021 yılında Mart ayındaki geçici ulusal güvenlik rehberi Beyaz Kitap denilen şunu söylüyor. Yükselen milliyetçilik ve gerileyen demokrasi Rusya, Çin ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet dünyasıyla karşı karşıyayız. Yani Rusya ve Çin'in yanına otoriter devletleri de koymuş bulunuyor Amerikan yönetimi tehdit unsuru olarak. Bir stratejik rekabet edeceği unsur olarak. Kimdir otoriter devletler dediğimiz zaman burada orada isim zikretmemiş ama bunu da Amerika'nın Dışişleri Bakanı'ndan duyduk. Türkiye'yi haydut devlet statüsünde, bir Türkiye'ye rogue state diyor, haydut devlet diyorlar. Yine Amerika'nın önemli yayın organlarına bakıyoruz. Amerikan dergilerine bakıyoruz. Yine Batı'nın büyük dergilerine bakıyoruz, Der Spiegel'lere falan. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı bir otoriter yönetim olarak göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi bir diktatörlük olarak göstermeye çalışıyorlar. Yine Türkiye'deki Biden'cı muhalefete bakıyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Meral Akşener'e bakıyoruz. Türkiye'deki Biden'cı tayfaya bakıyoruz. Onlar da sürekli Türkiye'yi antidemokratik olmakla, bir tek adam rejimi olmakla suçluyorlar. Dolayısıyla bugün Amerika Türkiye'yi bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Ve Amerika'nın şeyi olan, Amerikancı bir ittifak olan, Amerika'nın çıkarlarını korumak üzere oluşturulmuş olan NATO da dolayısıyla Türkiye'yi bir tehdit unsuru olarak görmektedir. Bugün NATO Türkiye'yi koruyan, Türkiye'yi savunan bir örgüt değil, Türkiye'yi tehdit eden bir örgüttür. Öncelikle bu tehdidi saptamak gerekir. Şimdi NATO Ukrayna'yı da içine almak istiyor. Ukrayna'yı da içine alarak Rusya'ya karşı daha canlı bir tehdit haline gelmek istiyor. Sayın Komutanımız açıkladı. Rusya'da bunun kırmızı çizgi olduğunu söylüyor. Kesinlikle kabul edilmeyeceğini söylüyor ve haklıdır. Türkiye'nin burada net ve kararlı tutum alması gerekir. Türkiye şu anda NATO üyesidir. Türkiye'nin bugün hemen çıkıp Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edeceğini, bunu asla kabul etmeyeceğini bugün açıklaması gerekir. Bu konu gündeme geldiğinde, bu tartışmalar yapıldığında değil. Bakınız Macaristan devleti Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edeceğini şimdiden açıkladı. Türkiye Macaristan'ın gerisinde konum almaktadır maalesef bu durumda. İşte bu netleşmemek, bu denge siyaseti çok büyük zarar vermekte Türkiye'ye. Biraz Rusya ile dostluk yapayım, biraz Amerika ile dostluk yapayım, aman Atlantik sisteminden kopmayalım diye Türkiye hem iç cepheyi, iç cephedeki kuvvetini, iç cephedeki birliğini zedelemektedir. Hem de uluslararası alanda bir güvenilmezlik yaratmaktadır. Bugün Çin'le ve Rusya'yla biliyorsunuz siz de görüştüğümüz zaman oralarda Türkiye'ye karşı ama Türkiye NATO üyesidir. Onlarla nasıl ittifak yapacağız diye bir kuşku ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kuşkunun da ortadan kaldırılması gerekir. Evet. Türkiye'nin derhal NATO'dan ayrılması gerekir. NATO'dan ayrılana kadar da bu Ukrayna konusunda veto hakkını kullanacağını kesin olarak ifade etmesi gerekir. Evet, yine sayın. Siz de söylediniz. Bakınız Kırım Rus toprağıdır. Reklama gidelim. Kırım, reklamdan sonra bu önemli konuyu konuşalım mı? Tabii. Tamam. Buyurun. Peki çok teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra burada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.
Ukrayna-Rusya gerilimini konuşmaya devam ediyoruz efendim haber merkezinde. Yeni bir konuğumuz daha katıldı programımıza. Gazeteci Doğu Avrupa uzmanı Sayın Deniz Berktay da bizlerle birlikte olacak kısa bir süre. Sayın Berktay, hoş geldiniz efendim. Siz de iyi akşamlar. Merhaba, hoş bulduk. Evet, size de soracağım sorularımı ilerleyen dakikalarda. Sayın Üsküplü'de kalmıştık. Önemli bir nokta Kırım konusu. Kırım konusunda Türkiye'nin izlediği siyasetler ne olmalı Sayın Üsküplü? Neler söylersiniz? Buyurun. Kırım Rusya Cumhuriyeti'nin toprağıdır. Türkiye Rusya Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek durumundadır. Burada biz Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu öncelikle kabul etmeliyiz. Yine az önce bahsettiğiniz reklamdan önce Abazya Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Abazya milletinin devletidir yine. Abazya'nın bağımsızlığının kabul edilmesi gerekir. Geçtiğimiz günlerde bir Abazya devletinden bir heyet geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımak üzere gittiler oraya. Maalesef bizim hükümet yetkililerimiz izin vermediler bu heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmesine. İşte buralarda az önce bahsettiğim denge siyaseti maalesef Türkiye'ye büyük zarar vermektedir. Türkiye'nin tehdidi doğru saptaması gerekir. Bugün Türkiye'nin güneyinden Türkiye'yi tehdit eden PKK-PYD unsurlarına silah veren, destek olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bugün yine Yunanistan üzerinden binlerce tankla Türkiye'yi tehdit eden, oradaki Amerikan üslerini kuran, Türkiye'yi oradaki üslerle tehdit eden Amerika'dır. FETÖ ile Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dır. 15 Temmuz darbesini yapan Amerika'dır. Bütün milletin bildiği, hepimizin bildiğini hükümet de bilmektedir. Burada açıkça bizi bölmeye çalışan, yok etmeye çalışan, hükümeti devirmeye çalışan bir kuvvetle denge unsuru diyerek işbirliği yapmaya devam etmek Türkiye'ye büyük zarar vermektedir. Evet. Netleşmek gerekir, netleşmek gerekir. Bizim Vatan Partisi'nin açıkladığı Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Planı öncelikle Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun toprağı olduğunu kabul etmek, Abazya'nın yine bağımsız devlet olduğunu kabul etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada tanınmasını sağlamak, bölgemizdeki Amerikan üslerinin kapatılmasını için mücadele etmekle başlar. Bununla beraber Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün de derhal Türk ordusunun denetimine alınması gerekir. Yani peki Sayın Üsküplü. Adımlar atmak gerekir önümüzdeki dönemde. Dönemde. Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Perinçek, siz de hep bu minvalde açıklamalar yapıyorsunuz. KKTC'nin tanınması, dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve yine dolayısıyla bölgede tüm denklemi olumlu manada değiştirecek diyorsunuz. Neler söylersiniz siz de bu konuya ilişkin efendim? Buyurun. Ukrayna meselesi ile ilgili şunun altını çizmek lazım. Biraz önceki gündemde şunu tartışıyorduk. Şu soruyu sormuştunuz. Dediniz ki Kazakistan'da darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu? Şimdi aslında bunun cevabı Ukrayna. Yani Ukrayna'ya baktığınızda Kazakistan'da darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu? Ukrayna gibi olurdu. Ukrayna gibi olurdu ne demek? Bölgede işte yeni bir Yunanistan'ın kurulması demektir ya da yeni bir Kürdistan'ın kurulması anlamına gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin üs olarak kullanacağı bir ülke haline gelmesi demektir ki Ukrayna bugün Amerika 300 milyon 2022 bütçesinde 300 milyon dolar bütçe ayırmış durumda. Sadece bütçe ayırmış durumda değil, bununla birlikte Amerikalı uzmanları, askeri danışmanların doğrudan Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda görev yapmaya başladığını biliyoruz. Hatta bunu Ukrayna Savunma Bakanlığı birkaç gün önce kendi sitesinden fotoğraflarını da paylaştı ve doğrudan diyelim Amerikalı askeri uzmanlar görev yapıyorlar şu an Ukrayna ordusunda. Bununla birlikte aynı diyelim senaryo, öncesinde de aynı senaryolar Ukrayna'da uygulanmıştı. Şimdi Sayın Berktay bunu daha ayrıntılı anlatacaktır. Soros vakıflarının orada evet, hakim hale gelme, Soros vakıflarının oynadığı rol, Turun Evrim'in örgütlenmesi ve şu an geldiğimiz noktada da
Ukrayna'da artık neonazizmin vesairenin de neredeyse resmi bir ideoloji haline geldiğini görüyoruz. Ders kitaplarından tutun da kültürel, siyasal birçok şeylerde İkinci Dünya Savaşı'nın Nazi işbirlikçilerinin tekrardan rehabilite edildiğini, tekrardan el üstünde kahraman olarak gösterilmeye başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Kazakistan'daki girişim aslında Ukrayna'da da yapıldı ve bir şekilde başarıya ulaştı. Ve bunun şunun da altını çizmek lazım. Ukrayna'daki Amerika'nın varlığı ve Amerikan etkisi sadece Rusya'yı tehdit etmiyor. Diğer taraftan da Türkiye'yi de tehdit ediyor. Yani Amerika bir taraftan Türkiye'yi Suriye üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden, Ege, Trakya üzerinden kuşatırken diğer taraftan da Ukrayna'yı da diyelim etkisi altına alarak veya oraya konuşlanarak sadece Rusya'yı değil Türkiye'yi de hedef alacak hamleler yapmış oluyor. Bu hamleler içerisinde tabii Türkiye ile Rusya ilişkilerini bozmakta var. Hatta şimdiki süreçte özellikle ve bu Ocak ve Şubat aylarında çeşitli provokasyonların planlandığı, kimyasal silahların kullanılıp bunu Rus tarafının üzerine atılacağı ve bunun üzerinden Donbas'a vesaire yönelik harekat başlatılacağı vesaire gibi planlarda şimdiden konuşulmaya başlandı ve böyle bir savaşın tabii yaşanması ciddi şekilde Türkiye'nin alacağı tutumla da bağlantılı olarak tabii Türk-Rus ilişkilerine de ciddi şekilde yansıyacağını söyleyebiliriz. Olaya Ukrayna halkı açısından baktığımızda da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna üzerinde etkisi olması en fazla Ukraynalılara da zarar veriyor. Tabii evet. Rusya ile kötü ilişkileriniz olduğunda bölgede kendinizi Amerikan çıkarları adına izole ettiğinizde ekonomik anlamda, siyasal anlamda zor bir sürecin içerisine girmiş oluyorsunuz. Bütçenizin ciddi bir kısmını Rusya ile savaş adı altında veya savaş hazırlıkları adı altında oraya ayırıyorsunuz. Ülkedeki bütün bunların hepsi tabii insanların fakirleşmesine, birçok diyelim şeylerin zamlanmasına kadar ciddi sorunlar da yaratabiliyor. Bu anlamda Ukrayna'yı da aslında kurtaracak olan onu ABD'nin kucağında almak ve bölgesel inisiyatif içerisine katmak. Türkiye bu anlamda önemli bir rol oynayabilir. Sayın Erdoğan'ın da bir arabuluculuk önerisi vardı. Bu arabuluculuk önerisinin de hayata geçebilmesi için de tabii Türkiye'nin bu anlamda Ukrayna'ya stratejik anlamda desteğini, özellikle askeri anlamda desteğini kesmesi de gerekir ki evet. Ukrayna ile Rusya arasında bir rol oynayabilsin ve bu rolü de Ukrayna'yı Amerika'nın diyelim kucağından almak amacıyla yapması da gerekiyor ki bölgeye barış ve huzur getirecek adımlar atılsın. Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Berktay, yeniden hoş geldiniz. Yeniden iyi akşamlar. Sizle devam edelim ve bu renkli devrimler başlığımıza geçmek istiyorum artık. Şimdi Ukrayna'da Soros'a isyan edildi Sayın Berktay. Amerika'nın üssü haline geldiğinden bahsediyoruz hep Ukrayna'nın. Bilmiyorum neler söylersiniz ama katılır mısınız bu görüşe? Dolayısıyla Amerika'nın üssü haline gelmiş bir ülkeden tabii halkı ve insanları yönetimden belki tenzih ederek konuşmak gerekir ama Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin ardına böyle bir isyan gelmesi manidar mı sizce? Ve buradan belki bu Amerika ve Batı'nın körüklediği renkli devrimlere de giriş yapalım. Nedir bu renkli devrimler? Ne amaçlanır? Ve bu renkli devrimler hangi zeminlerden, hangi koşullardan beslenir? Neler söylersiniz? Buyurun. Tabii şöyle söyleyeyim. Herkese diğer bütün katılımcılara saygılarımı iletiyorum. Sadece ben ufak bir parantez açmak istiyorum. Renkli devrimlere tamamen ben eleştirel yaklaşan biriyim. O ayrı bir konu. Sadece ben Ukrayna konusunda, Kırım konusunda farklı düşünüyorum. Neden farklı düşündüğümü önceki programlarda zaten söylemiştim. Söylediniz. Evet. Bu renkli devrimler konusuna gelecek olursak, Ukrayna'da
Ukrayna'nın 30 yıllık bağımsızlık tarihi var. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması bağımsız oldu. Ve bu 30 yıllık bağımsızlık tarihinde iki tane Batı yanlısı ihtilal meydana geldi. Bunlardan bir tanesi 2004 yılındaki Turuncu Devrim, diğeri ise 2014 ihtilali. Her ikisi de Batı yanlısı ihtilaldi. Fakat renkli devrim kategorisine giren daha ziyade 2004'teki ihtilaldi. Yani turuncu devrimdi. Neden? Çünkü diğer turuncu devrimlere de baktığımız zaman bu belli bir yani bir ihtilal prototipi var. Özellikle gençlik örgütleri ve sivil toplum örgütleri aktif durumda ve şiddet olayından mümkün olduğunca uzak durmaya çalışılıyor. Bir halk hareketi havası verilmeye çalışılıyor ve genelde yönetim değişikliği, bu tarz renkli devrimler genellikle seçim zamanlarında meydana geliyor. Öyle bir ortak özellikleri vardı. 2000 yılında Sırbistan'da düzenlenen, 2003 yılında Gürcistan'da düzenlenen ve 2004 yılında da Ukrayna'da düzenlenen bu ihtilallerin ortak özelliği buydu. Ki Sırbistan'dakini zaten en ayrıntılı şekilde biz rahmetli Teoman Ali'nin haber ve makalelerinden öğrenmiştik. Ukrayna'daki 2004 ihtilali de onunla büyük benzerlik gösteriyordu. Şimdi şöyle bir ve daha sonradan da bu bir şekilde Kuzey Kıbrıs'ta da uygulanmaya çalışılmıştı. Rauf Denktaş'a karşı yine 2000'li yılların ortalarında bu renkli devrim senaryosu. Hani belli ortak özellikleri şuydu. Bu eski Sovyet coğrafyasında ve eski Doğu bloku ülkelerinde uygulanan bu ihtilallerin bir kere yönetimde bazı sorunlar oluyor. Genellikle pek çok ülkede mesela zaten Milošević döneminin Sırbistan'ına da baktığımız zaman orada yolsuzluklar söz konusuydu. Ševardnadze'nin Gürcistan'a da, yani 2003 ihtilaliyle devrilen o zamanki Gürcistan Cumhurbaşkanı Ševardnadze'nin ülkesi de öyleydi. Leonid Kuçma'nın Ukrayna'sı da yine bazı sorunların olduğu bir ülke durumundaydı. Fakat bu iç sorunlardan yararlanarak Amerika buralarda sivil toplum örgütleri aracılığıyla iktidar değişikliği yoluna gitti ve Soros'tan bahsettiğiniz biraz önce, Soros'un ve özellikle yalnız şunu söyleyeyim, ben tam hani Ukrayna tam Amerikan üssüdür şeklinde bir öneriye tam katılmıyorum, fakat Gürcistan için buna benzer bir şey söyleyebilirim. Çünkü Ukrayna'da yine köklü bazı gelenekler var, fakat Gürcistan'da ne oldu? 2003 ihtilalinden sonra, yani Gül Devrimi olarak tarihe geçen olaydan sonra Soros Vakfı'nın Gürcistan'daki başkanı Gürcistan Eğitim Bakanı oldu. Ya da Gürcistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı mesela Fransız vatandaşıydı. Fransa'nın Gürcistan, Fransa'nın Tiflis Büyükelçisi'ydi. Oradan bir anda Gürcistan Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Yani bir yerde bütün bu ülkelerin egemenliğini de zedeleyecek gelişmeler meydana geliyor. 2014 yılındaki ihtilal ise Ukrayna'da meydana gelen, ki etkilerini hala gösteriyor. Farklı olduğu taraf şuydu. Seçim döneminin dışındaydı ve o dönemde yine o zamanki Cumhurbaşkanı Yanukovic'e karşı bazı tepkiler vardı. Bunlardan yani o dönemde Batılı ülkeler biraz bu veya bu bazı örgütler bu tepkilerden yararlanarak bu şeyi, yönetim değişikliğini gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Ve her ikisinde de bu arada 2004'teki turuncu devrimden sonra şöyle bir gelişme olmuştu. Seçimler yinelenmişti ve yani bütün hani seçim döneminde meydana geliyor demiştik. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Rusya'ya yakın olan adayın kazandığı açıklanmıştı Ukrayna'da 2004 yılındaki ihtilalde. Fakat daha sonra büyük gösteriler, protestolar olmuştu. Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği, Amerika ve Avrupa Birliği de biz seçim sonuçlarını tanımıyoruz demişlerdi ve böylelikle ihtilalcilere açıktan destek vermişlerdi. Yeniden düzenlenen seçimlerin sonucunda Batı yanlısı aday olan Viktor Yushchenko'nun kazandığı açıklanmıştı. Yani çok özetlersek böyledir 2004'ün turuncu devrimi ve bu ihtilalden sonra da Ukrayna'nın o zamanki yönetimi 2004 sonu 2000 başında göreve gelen Batı yanlısı yönetim şunu söylemişti: biz bütün eski Sovyet coğrafyasında demokratikleşmenin öncüsü olacağız demişlerdi. Yani Rusya'da bile renkli devrim yapılması planlanıyordu. Rusya bir saniye dedi, o kadar kolay bir şey değil dedi ve turuncu devrimle iktidara gelen Yushchenko sadece bir dönem, 5 yıl iktidarda kalabilmişti. 2010 seçimlerinde koltuğu kaybetmişti. 2014 ihtilali ise seçim dönemi dışında gerçekleşti.
daha fazla karışıklıkları beraberinde getirdi. Bu söyleyebiliriz. Ukrayna'da bir de bölgesel dinamikler çok güçlü olduğu için, yani Batı yanlısı olan bölgeler var. Nüfusun belli bir kesimi, ülkenin belli bir kesimi, onlar ihtilale destek vermişti. Diğer bölgelerse tepki göstermeye devam etti. Bu da tabii ihtilal sonrasında ülkeyi bir kaosa sürükledi diyebiliriz. Yani çok genel bir süreci böyle özetleyebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Deniz Berktay katılımınız için. Görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. İyi akşamlar. Kolay gelsin efendim. İyi akşamlar. Sayın İsmail Hakkı Pekin'le devam etmek istiyorum. Bu renkli... reklam diyor yönetmenim. Tamam, reklamların ardından devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Lütfen bizden ayrılmayın. Haber Merkezi devam ediyor. Haber Merkezi'nde renkli devrimleri ve bu renkli devrimlere karşı milli devletlerin nasıl siyasetler izlemesini konuşacağız efendim. Devam edeceğiz. İsmail Hakkı Pekin'de kalmıştık. Sayın Pekin, sizinle devam edelim. Bu Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu renkli devrimlere ilişkin bir açıklama yaptı. Onu da yeri gelmişken hatırlatayım, söyleyeyim. Renkli devrimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz yönünde bir açıklama yaptı. Yine Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden sonra Çin Komünist Partisi'ne bağlı Global Times gazetesinde renkli devrimlerin üç kötülük tanımladıkları terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılığın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiği belirtildi. Yazıda ayrıca Çin boş durmayacak, Çin ulusal çıkarlarına ve tüm bölgenin ortak refahına zarar veren şeylerin olmasına asla izin vermeyecek denildi. Anlaşılan o ki bölge ülkeleri bu renkli devrimlere evet izin vermeyecek. Siz neler söylersiniz efendim bu renkli devrimlere ilişkin olarak? Belki biraz da tarihsel sürecine de değinmek istersiniz. Yani buyurun. Şöyle söyleyebilirim tabii. Renkli devrimlerle ilgili olarak Rusya'nın önemli özelliklerinden bir tanesi bu renkli devrimlerin Rusya'nın genel yapısını hedef alması. Ve Rusya'nın bölgede hem Kafkasya'da hem Hazar'da hem de Karadeniz'de etkili olmasının önlenmesi isteniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin benim sanırım Rand Corporation'ın 350 sayfalık bir raporu var. O raporda Rusya'nın önlenmesi için 5 şeyden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Rusya'yı mümkün olduğu kadar meşgul etmek. Yani çevredeki olaylarla meşgul etmek. İkincisi Ukrayna'ya öldürücü silahlar vermek ve Rusya'nın zorlanmasını sağlamak. Ondan sonra üçüncüsü Kafkasya'da Rusya'yı zor durumda bırakmak ki beceremediler o şey biliyorsunuz. Yani Türkiye Rusya'yla beraber anlaşmak suretiyle Karabağ'da gerekenleri yaptı. Öyle söyleyeyim. Dördüncüsü şeyle ilgili Orta Asya'da Rusya'yı zor durumda bırakmak ki onu da denediler. Tabii daha da deneyeceklerdir yani öyle söyleyelim. Böyle bir hesapları var şeyle ilgili onun konuyla ilgili. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ABD'nin bu raporda belirttiği sabırlı Grand Cooperation raporunda belirttiği gibi Rusya'yı bundan sonra hedef haline getirdi. Ve bu tip olayların Rusya ve çevresinde devam edeceğini değerlendiriyoruz. Şimdi tabii Rusya buna müsaade eder mi etmez mi? Açık ve net olarak şunu söyledi. Biz renkli devrimler artık müsaade etmeyeceğiz. Sizin söylediğiniz gibi etmeyeceğiz. Açık ve net olarak belirtti. Ama tabii her seferinde Rusya'nın açık tarafının aranacağını Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı gibi bazen şey de dahil olmak üzere, Nazar Bey de dahil olmak üzere batılı şeylere, bu NGO'lara ya da sivil toplum kuruluşlarına göz kırpmaları, onların batıdan gelmeleri, çok sayıda 16 bin kişiden, 16 bin irili ufaklı, Mehmet 30 bin civarında falan söyledi ama Mehmet Hocam, 16 bin civarında irili ufaklı NGO'dan bahsediyoruz. Korkunç bir rakam bu rakam. Ve bunların hepsinin istihbarat görevi var. İstihbaratla ilgili görevleri var. Öyle baktığımızda. Dolayısıyla biz Rusya'nın bundan sonra da buna devam edeceğini, yani
bu olayların devam edeceği ve deneneceğini değerlendiriyoruz. Yani insan satın alacağını, istihbarat teşkilatlarından çalışacağını. Çünkü bütün sivil toplum kuruluşlarında istihbarat teşkilatları var. İstihbarat teşkilatlarının adamları var. Bunlar çalışacaktır. Bunlar gereken istihbaratı göndermek suretiyle oradaki insanları besleyecektir. Ve bir, yani bu iş bir mücadele. Bu mücadele devam edecektir. Tabii bu mücadelenin yapılırken Türkiye'nin iyi hesap yapması lazım. Yani kendine bakması lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani bize ne gelebilir? Yani o bölgede çıkacak her türlü olaydan Türkiye büyük ihtimalle zarar görür. Yani bu başta şey olmak üzere, Ukrayna olmak üzere. Yani ben ısrarla şeyden beri Ukrayna'nın hatta Gürcistan dahil olmak üzere NATO'ya alınması konusunda Türkiye'nin bu kadar ısrarlı davranışı anlayamıyorum. Yani ya Gürcistan da Ukrayna'da NATO'ya alınırsa o zaman Türkiye Karadeniz'de tek başına kalacak. Karadeniz'de tek başına kalan Türkiye'ye ne kadar zor durumda kalabileceğini değerlendirebiliyor musunuz? Yani güç olarak değil ama yani siyasi olarak zor durumda kalacak. Yani onların da şeyleri var o bölgede. Batı'nın oraya girmesi sağlanacak. Yardım adı altında, çeşitli atlar altında girmesi sağlanacak. Ve hem Gürcistan hem de büyük ihtimalle Amerika'nın o bölgede destekçisi olacak. Yani Türkiye böyle bir şeye nasıl destekler? Kafamda soru işareti. Yani nasıl destekler? Nasıl böyle bir şey yapabilir? Evet. Ona baktığım zaman gerçekten çok büyük bir sorun. Türkiye'nin bu renkli devrimlere böyle Batı'yı destekliyoruz. Batı işte Avrupa bizi desteklesin. Avrupa Birliği'ne girelim. Avrupa Birliği'ne girmek için bunlara destek çıkmak lazım falan. Bunları artık bir tarafa evet, atmak lazım. Çünkü toparlayalım olaylar, Sayın Pekin, toparlayalım. Doğrudan bizi ilgilenen olaylar, doğrudan Türkiye'yi ilgilenen olaylar. Yani bu gözle bakmamız lazım diye değerlendiriyorum. Aksi takdirde çok zor durumda kalabiliriz, çok kötü durumda kalabiliriz. Yani bu olaylar bölgede devam edecek, Karadeniz'de devam edecek, Rusya'da devam edecek, Rusya'nın çevresinde, çeperinde devam edecek. Onun için Türkiye'nin şöyle bakması lazım olaylara. Biz buraya doğru gelen olayları, o Rusya'ya gitti, bu Ukrayna'ya gitti, bu işte Gürcistan'a gitti diye bakmamamız lazım. Bu Ermenistan'a gitti diye bakmamız lazım. Bunların gelecekte Türkiye'ye ne gibi zararlı olabilir? Türkiye'ye ne getirir? Ne götürür? Hesabını böyle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu hesabı yaparsak o zaman Türkiye'nin doğru yolu bulacağına inanıyorum. Yani ben Türkiye bu konuda ile ben NATO'dayım. Onun için şunu yapayım. NATO'yu destekleyeyim. Ukrayna oraya girsin. Yani yaptığımız işin 10 sene sonra bize ne getireceğini hesaplamamız lazım. Gerekiyor. Peki evet. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum. Zamanımız da sınırlı. Tabii. Diğer konuklarıma da bu konuyla ilgili söz hakkı vermek en büyük arzum şu anda. Anlayışınıza sığınıyorum. Sayın Gökçe, sizinle devam etmek isterim. Şimdi bu iş için Batı emperyalizminin ve Amerikan emperyalizminin sivil toplum kuruluşlarını finanse ettiğini biliyoruz. Neler söylersiniz ve milli devletlerin bu renkli devrimlere karşı nasıl siyasetler izlemesi gerekir? Ne gibi tedbirler almalıyız? Emre Hanım, şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın Doğu ülkelerini dayatmaya kalktığı bu Batı tipi demokrasinin aslında bu yani farklı değerleri var. Belki görünüşte bunlar çok cazip gelebiliyor ama yararlılık ve pratik fayda üzerine, bireyselcilik üzerine kurulmuş olan bu Batı tipi demokrasilerin yine pratik ve yüksek maneviyatı birbirine uyumlaştırarak birbiriyle bağlantılı hale getiren işte Rusya ve diğer Doğu toplumları ve Türk Cumhuriyetlerine bunu dayatması hiç anlaşılacak bir durum değil. Çünkü bütün ülkeler sahip oldukları siyasi kültür çerçevesinde hükümetlere sahiptir. Siz tutup da kendi ülkenizdeki bireyselciliği işte maneviyatı yüksek ya da diğer bazı farklı siyasi kültürlere sahip ülkelere dayatmanız sadece kendi amaçlarınızı, kendi menfaatlerinizi gerçekleştirme aracı olarak kullanırsınız. İşte baktığımız Amerika Birleşik Devletleri, bunu Kazakistan'da da görüyoruz, başka ülkelerde de görüyoruz. Buna Rusya coğrafyası renkli devrimler diyorlar, Arap coğrafyası Arap Baharı diyorlar. Farklı yerlerde farklı şekilde dillendiriyorlar ama esas burada önemli olan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu ülkelerin istemedikleri iktidarların
istemedikleri hükümetlerin iş başında kalmasını engellemek amacıyla bunu yapıyorlar. Yani ilgili ülke kendi menfaatleri çerçevesinde politika ürettiği sürece bu ülkelerde herhangi bir şekilde bir renkli ya da renksiz bir devrim yapmıyorlar. Ama hocam bahar olmadığı açık değil mi? Efendim? Bahar olmadığı açık. Yani kesinlikle. Ne bahar olursa olsun yani. Bahar olmadığı açık yani. Evet, ne evet. Arap baharı, ne Türk baharı, ne başka bir bahar yani. Baharlar evet, getirmediği bahar açık. Ya bunu Irak'ta gördük Sayın Komutanım. İşte oraya demokrasi getireceğiz dediler. Irak'taki İran düştüğü durumu gördük. Diğer ülkeleri gördük. Burada işte Freedom House'dan bahsedebiliriz. Bunu Kazakistan'da yaptı. Bir sivil toplum örgütü. Demokrasi ölçümü yapıyor. Hangi değerlere göre nasıl bir demokrasi bir ölçümü yapıyor? Ya da işte Demokrasi Geliştirme Ajansı var. Yine ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı var. Bütün bunlar bu ülkelere sözde batı tipi demokrasileri dayatacak bazı hususları yapıyorlar. Şimdi buna ilgili örnekler çok, istemedikleri hükümetler dedi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Nikaragua'yı örnek verebiliriz. Mesela Nikaragua'da bu özellikle Amerika yanlısı politika izlemeyen Sandinista hükümetini devirmek amacıyla Sandinista hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nden mali yardım ve askeri yardım istemesine rağmen bunu vermemiştir ve vermemesinin sebebi çünkü o hükümetin ideolojisidir. Ve Sandinista hükümeti de Sovyetler Birliği'nden yardım istemiştir ve bunun üzerine ABD kontralar oluşturarak Sandinista hükümete karşı bir terör ya da bir olsa farklı bir politika izlemiştir. Yine aynısını Mısır'da görüyoruz. Mısır lideri Nasır'ın Asvan Barajı'nı kurmak için bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden mali yardım istediğini ve vermediğini, bunun üzerine Nasır'ın Sovyetler Birliği'ne yanaştığını ve Kuruşçev'le birlikte bu barajı, Asvan Barajı'nı açtığını görüyoruz. Yine Türkiye baktığımızda işte bu hükümetler istemiyor yönetimler. İşte Türkiye'de de şu andaki mevcut yönetimi istemediği için Türkiye'nin çeşitli projelerden F-35 projesinden ya da diğer farklı projelerden dışlanması, Türkiye'de demokrasi olmadığını belirtmesi, işte Türkiye'deki 2016 yılında yapmış olduğu kalkışma, darbe girişimi, FETÖ terör örgütü darbe girişimi, bütün bunlar şu andaki mevcut hükümete karşı yapılan hareketler olarak değerlendirilebilir. İşte Türkiye'de bunun üzerine kendi hava savunmasını sağlayabilmek için Rusya'dan S-400 aldı. Bu sefer buna karşı çıkıyorlar. Neden? Siz neden Yunanistan'a, neden Bulgaristan'a karşı çıkmıyorsunuz? Bu ülkelerde bu silahlardan aldı. İlla S-400 mü olması lazım? S-300 aldılar. Dolayısıyla baktığımızda tamamen farklı politikalar izleniyor. Hükümetler bazında, istenmeyen hükümetler bazında ya da kendi politikalarına uygun hareket etmeyen hükümetleri devirmek amacıyla bu renkli devrimler ya da işte bunun adına renkli devrim dersiniz, Arap Baharı dersiniz, başka bir şey dersiniz. Bunu, bu politikaları üretmeye çalışıyorlar. Bu oldukça yanlış bir şey. Buna bütün ülkelerin, milli devletlerin, ulus devletlerin bunun farkında olması lazım ve buna karşı birlikte hareket ederek birlikte politikalar geliştirmesi lazımdır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Üsküplü, sizinle devam edelim. Şimdi kış oluyor. Sayın İsmail Hakkı Pekin, zaman zaman sesleriniz araya giriyor. Başka biriyle konuşuyorsunuz. Ona dikkat edelim lütfen. Sayın Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak şöyle bir soru sorayım size. Lideriniz, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde Ulusal Kanal'da ekranlara gelen Çıkış Yolu programında şöyle bir ifade kullandı. Amerika Türkiye'ye hem dıştan hem de içten şiddet dayatıyor dedi. Bu ne anlama geliyor? Biz buradan ileriki dönemlerde renkli devrimlerle mi karşılaşacağız? Ya da bu yönde girişimler mi olacak? Bunu mu anlamalıyız bilmiyorum, doğru mu anladım?
Zaten sık sık yaptığınız açıklamalarda ki program başında da değindiniz, çok sık vurguluyorsunuz Biden yönetiminin, Amerika'nın Türkiye'de içeride muhalefeti kullanarak bir kaos planını devreye sokmak istediğini, dediğim gibi sık sık ifade ediyorsunuz. Buradan yola çıkarak bu renkli devrimlere ilişkin neler söylersiniz ve elbette Türkiye'nin izlemesi gereken siyaset ne olmalı? Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde Amerika'nın Rand raporu yayınlanmıştı biliyorsunuz 2020'nin başında. Biz de bunu çok detaylı olarak işledik ve anlatmaya devam ettik. Çok önemli bir rapor çünkü bir strateji belgesi. Amerika'nın önümüzdeki dönemde Türkiye üzerine izleyeceği stratejiyi anlatıyordu ve şunu söylüyordu, şöyle başlıyordu rapor. Türkiye ile Amerika'nın çıkarları artık uyuşmamaktadır. Türkiye'nin başındaki yönetimin devrilmesi yerine Amerikancı bir yönetim kurulması gerekir diyordu. İsim isim de sayıyordu kimlerden oluşması gerektiğini yeni kurulacak yönetimin. CHP, İYİ Parti, HDP, Babacan Davutoğlu'nun isimleri de geçiyordu yine buralarda. Şimdi o stratejinin devam ettiğini görüyoruz. Yine Biden daha başkan olmadan önce adayken Erdoğan'ın devrilmesi gerekir. Darbeyle değil ama başka yöntemlerle demişti. Amerika'nın biraz önce söyledik Türkiye'de darbe yapacak bir kuvveti kalmadı. Amerikan gardiyosu Türkiye'de ezildi. Fakat Amerika'ya bağlı örgütlenmeler varlıklarını sürdürüyorlar. Bu turuncu devrim kuvvetleri, turuncu kuvvetler Türkiye'de yoğun olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bunlar Amerika'nın kontrolü altındalar. Bu Biden cephesinin içerisindeler bunlar. O Millet İttifakı'nın içerisindeler. Geçtiğimiz gün Amerika'nın kaos planı diye adlandırabileceğimiz bir makale yayınlandı. Soner Çağaptay'ın makalesi. Ama aslında bir makale değil de Amerika'nın bir tehdit metni gibi de görmek lazım bunu. Foreign Affairs dergisinde yayınlanıyor. Yani CFR'nin yayın organında yayınlandı. Böyle herhangi bir dergi değil. Amerikan Derin Devleti'nin Uluslararası İlişkiler Dergisi diyebiliriz buna. Orada şunu söylüyordu. Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde yenilecek, Millet İttifakı kazanacak. Fakat yenilen Tayyip Erdoğan bu yenilgiyi kabul etmeyip sokak şiddetine döndürecek bu işi falan. Şimdi buradaki tehdit aslında şiddetle tehdit edilmekte Türkiye. Buradaki tehdit seçim sonrası ortaya çıkacak bir şiddet değil, seçimden önce ortaya çıkacak olan bir şiddet. Amerika'nın bugün, Türkiye'nin bugünkü dengeleri içerisinde Millet İttifakı'na bir seçim kazandırması mümkün değil. Zaten dikkat ederseniz Millet İttifakı'nın seçim stratejisi de oy alarak kazanmak üzerine değil. Sürekli Amerika'ya yaranmaya çalışan bir strateji izliyorlar. Gitgide milletten kopan, gitgide Türkiye'den kopan bir strateji içerisindeler. Kazakistan'da bir darbe oluyor, oradaki darbecileri destekliyorlar. Türkiye PKK'ya karşı mücadele ediyor. Canla başla bunlar PKK'yla ittifak halindeler HDP üzerinden. FETÖ ile Türkiye mücadele içerisinde Millet İttifakı, Sayın Kılıçdaroğlu defalarca söyledi, devletten atılan, görevden alınan 104 bin personelin hepsini geri alacağız biz. Yani PKK'lıları ve FETÖ'cüleri geri alacağız biz. Böyle bir durumda bunların Türk milletinden oy alması, Türk milletinden aldıkları oyla iktidar olmaları mümkün değil. İşte Amerika burada elindeki bütün unsurları kullanacaktır seçime doğru. Ne var elinde? İç ve dış unsur, Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi. Öncelikle Amerika'nın Yunanistan'da kurduğu üsler var. Bu üsler Türkiye'ye karşı birer tehdit unsurudur, üssüdür. Dede Ağaç'a 1000 tane tank konuşlandırılıyor. Dede Ağaç, bu tankların Rusya'ya karşı konuşlandırıldığı falan söyleniyor televizyonlarda. Dede Ağaç nereye, Rusya nereye? Şimdi Dede Ağaç'tan Rusya'ya karşı bir tehdit değil. Bu tehdidin Türkiye'yi hedef aldığı çok açıktır. Yine geçtiğimiz sene biliyorsunuz Akdeniz'de 2 tane gemimize NATO operasyonu yapıldı. İtalya'daki NATO merkezinden emir verildi ve Alman fırkateyni çıktı, gemilerimize silah gösterdi. Hükümetin burada şiddet bir noktada tehdit edileceği ya da tehditten de öte bu şiddetin bir noktada uygulanmaya çalışılacağı açık. Yine geçtiğimiz yıl hatırlayalım Merdan Yanardağ çıktı. Bir gün gazetesinde bir makale yazdı. Yaratıcı yıkıcılık makalesi. Çok önemlidir çünkü orada kullanılan ifadeler çok önemli. Önümüzdeki dönem siyaset sertleşecek, kozlar paylaşılacak diyordu. Sokaklar siyasal gerilim ve çatışma alanlarına dönüşecek diyordu. Önümüzdeki dönemde belirleyici olan yaratıcı yıkıcılıktır diyordu. Ve sokağa egemen olan ülkeye egemen olacaktır diyordu. İşte bütün bu tabloya baktığımızda, yani bu Merdan Yanardağ'ın yazıları, oradaki tehdit, Rant raporunda ortaya konan strateji, oradan gelen tehdit, en sonunda bu Foreign Affairs dergisinde yayınlanan seçime doğru kaos ol çıkar yazısı aslında Türkiye'yi kaosla tehdit etmektedir. Fakat bu kaos tabii yine hükümetimizin
tutumlarıyla belirlenir. Eğer Türk hükümeti burada bir ciddi bir strateji belirler ve kararlı davranırsa bu kaosun önüne geçilebilir. Turuncu devrimlerde dikkat etmek gerekir. Bakın Kazakistan'da Sayın Mehmet Perinçek Acun'da açıkladı. Kazakistan'da bu Avrasyacı politikalardan bir adım geri gitmek, oralarda bir denge siyaseti izlemek nelere mal oldu? Denge siyaseti izleyeyim dendiği anda Kazakistan bir turuncu devrimin neredeyse kurbanı oluyordu. Orada Kazakistan'ı kurtaran da aslında bir Avrasya Birliği oldu. Stratejik ve cesur adımlar atmak çok önemli burada. Kararlı olmak gerekiyor. Şimdiden bunun kararlı olmak ve stratejik adımlar atmak gerekir. NATO'dan çıkılmalıdır. NATO'dan derhal çıkılmalıdır. İncirlik derhal Türk ordusunun denetime girmelidir. İncirlik Türkiye'ye karşı bir tehdit unsurudur. Yunanistan'daki ABD üslerinin boşaltılması için mutlaka Türk devletinin ezdinde mücadeleye şimdiden başlanmalıdır. Yine Doğu Akdeniz'deki kaynaklarda kararlılık gösterilmeli. Suriye ile de Libya ile yaptığımız gibi bir anlaşma yapmalıyız Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızın korunması için. NATO'dan çıkacağız ancak bunun yerine bir güvenlik örgütü kurmak gerekir. NATO'dan çıktığımız zaman veya çıkarken bir Batı Asya Güvenlik Örgütü kurulmalıdır. İçinde Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın, Suriye'nin, Irak'ın yer aldığı bir Batı Asya Güvenlik Örgütü. Türkiye'nin hem güvenlik ihtiyacını karşılar hem de gerçek düşmana karşı, peki, somut ve gerçek tehdide karşı kurulan bir unsur olacaktır. Son olarak da Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkiler geliştirilmelidir. Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye için vazgeçilmez bir ekonomik ortaktır ve Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesinde Çin sermayesinin de önemli bir rolü olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kararlılık, Avrasya çizgisinde tutarlı davranış Türkiye'nin önünü açar. Bir taktik olarak da şunu söyleyelim. Türkiye'deki bu NGO faaliyetlerine izin verilmemeli. Türkiye'deki NGO'lar derhal kapatılmalı. Türkiye'deki basının ve demokratik kitle örgütlerinin yabancı devletler tarafından veya fonlar ve kuruluşlar tarafından fonlanmasına asla izin verilmemeli. Ancak böyle önüne geçilebilir diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Üsküplü ve Sayın Mehmet Perinçek, son olarak sözü size bırakalım. Sizi de dinlemek isteriz bu renkli devrimlere ilişkin görüşlerinizi. Buyurun. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya stratejisinden bahsettik. Yani oradaki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını hakimiyet alma projesinden. Şimdi bunu başarabilmesi için tabii ABD'nin o bölgedeki köklü devlet geleneklerine sahip olan, büyük ekonomilere ve büyük ordulara sahip olan ülkelere diz çöktürmesi lazım. Yani hangi ülkeler? Rusya, Çin, Türkiye, İran, Hindistan vesaire gibi ülkeleri hani başta sayabiliriz. Bunu yapabilmek için de tabii o ülkelerin bir taraftan hem kuşatılmaları gerekiyor dışarıdan hem de içeriden onların çökertmek gerekiyor. Şimdi Amerika'nın bunu yapmak için elinde çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi doğrudan güç kullanmak. Nedir? Irak'ta yaptıkları, Vietnam'da yaptıkları veya askeri darbeler planlamak. İşte 12 Eylül darbesi ülkemizde, 12 Mart müdahalesi veya işte Şili'si, İran'da Musadda'ya karşı yapılan darbeler vesaire. Bir de darbeler üzerinden ordular içerisinde cuntalar yaratarak hükümetleri değiştirmek ve o ülkeleri kontrol altına almak, gerektiği zaman da parçalamak vesaire gibi taktikler izliyor. Şimdi tabii diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü azalıyor. Karşısında çok kutuplu bir dünya meydana geliyor. Ve diğer taraftan da CIA vesaire gibi çeşitli Amerikan gizli servisleri vesaire üzerine ya da doğrudan ordularının saldırısıyla yaptığı olaylarda çeşitli riskler var. Ne tür riskler? Bu tepkilere yol açabiliyor, başarısızlıkla sonuçlanabiliyor Vietnam'da olduğu gibi veya Irak'ta yaşadığımız gibi veya Suriye'de yaşadığımız gibi. Şimdi bundan yola çıkarak ABD artık hükümetleri evet devirmek veya doğrudan güç kullanarak oralarda iktidar değişikliğine gitmek, o ülkelere diz çöktürmek politikasını evet bir taraftan hala cebinde tutuyor bu politikaları ama diğer taraftan da
halkın içerisinde örgütlenerek o ulusal devletleri çökertme siyaseti izliyor. Yani halkı kontrol etmek, uzaktan kumanda şeklinde diyelim halkın çeşitli tepkilerinde kendi çıkarlar adına kullanmak için renkli devrimler vesaireler fikirlerini geliştirir. Tabii özellikle 1980'lerde birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde sivil toplumculuk fikirleri ileri sürüldü. Bu sivil toplumculuk bir taraftan hem devlet düşmanlığını içinde barındırıyor ama bu devlet düşmanlığı da emperyalist devletlerin önünde engel olan ulusal devlet düşmanlığı. Yoksa sivil toplumcuların hiçbirinin emperyalist devletlere yani en diyelim otoriter olan, en gaddar olan devlet yapılarına karşı da hiçbir şekilde tek söz söylemediklerini veya tek hareket içerisinde bulunmadıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla ulusal devletleri hedef alan bir sivil toplumculuk ideolojisi ileri sürüldü. Emperyalizmin önündeki engel teşkil eden bu ulusal devletleri ortadan kaldırmak üzere. Bunu yapabilmek için de bu sivil toplumculuğun yayılması için de işte o sivil toplum örgütleri, NGO'lar veya işte Soros vakıfları, ABD vakıfları bir anda 80'ler ve 90'lardan sonra özellikle palazlanmaya başladı. Tabii sadece Türkiye'de değil, bütün diyelim hedef alınan ülkelerde bu STK'ların, NGO'ların kurulduğunu, Soros vakıflarının girmediği yerin kalmadığını yine görüyoruz. Bu Soros vakıflarının veya ABD'ye bağlı ABD gizli servislerine çalışan bu örgütlerin tabii bir sivil toplumu yayıyor ve bununla birlikte de ulusal devleti ideolojik planda ve tabii pratikte de hem etnik ve mezhepsel şekilde bölmek üzere hareket ediliyor. Yani bir ulusal devleti ortadan kaldıracaksanız ilk başta o milletin dayandığı zemini ortadan kaldırmanız lazım. Nedir? Etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklemeniz gerekiyor. Bununla birlikte tabii taşrada tarikatlara yobazlığı destekleniyor. IŞİD vesaire gibi şeyler palazlandırılıyor. Bununla birlikte etnik ayrılıkçılık destekleniyor. PKK'nın diyelim kontrolü altında veya PKK'ya destek olan onlarca, yüzlerce hatta dünyada sivil toplum örgütleri vesaireler var. Bunların kullanıldığını, kışkırtıldığını görüyoruz. Metropollerde de ise kozmopolitizmin diyelim pohpohlandığını, işte LGBT'den tutun da kozmopolitizmin bütün alanlarda şehirlerde, metropollerde hakim hale gelmesi için yine sivil toplumculuk adı altında bir faaliyet yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii bunların hepsi söylediğimiz gibi ulusal devletin temelini oluşturan milleti bölmek, milleti uyuşturmak, etnik ve mezhepsel çatışmalar yaratmak üzere yapılıyor. İşte renkli devrimlerin temelinde ki esas fikri tamamen ABD'nin bölgedeki hakimiyetini kurmak üzere bazen de halkın haklı tepkilerinin kullanılması, hatta bunun manipüle edilerek kendi çıkarları adına kullanılmasına şahit olduk. Burada tabii halk hareketleri yanlış mıdır, her zaman renkli devrimidir, böyle bir şey de yok. Bunun da altını çizmek lazım. Tabii ki toplum örgütlenmelidir. Tabii ki toplum hakkını aramalıdır. Buradaki ayrımı nasıl koyacağız? Buradaki ayrımı nasıl anlayacağız? Buradaki ayrım tamamen çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü halkın haklı taleplerini hayata geçirebilmesi için anti-emperyalist bir politika izlemesi lazım. Evet. Çünkü halkın karşı karşıya kaldığı sorunlar, ekonomik sorunlarda, siyasal sorunlarda, toplumsal sorunlarda emperyalizmle olan çelişmeden kaynaklanıyor. Ama siz emperyalizmle işbirliği halinde bir ayaklanma veya bir diyelim hareket öngörüyorsunuz. Tam tersine sorunları çözmek üzere hareket etmiyorsunuz. O sorunları çok daha kangren hale getirecek, çok daha derinleştirecek sonuçlara doğuracak bazı hareketler içerisinde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla buradaki turnasol kağıdı diyelim şudur. Çok kutuplu dünyadan yana mısınız bu hareketler?
Bu hareketler Empezmin bölgedeki planlarına karşı mı? Bu hareketler diyelim ulusal devletlerin pekiştirilmesine veya ulusal devletin ayrıştırılmasına mı yarıyor? Türkiye diyelim özelinde bakacak olursak PKK'yı mı destekliyorsunuz? Türk ordusunun mu yanındasınız? Dolar saltanatının yanında mısınız? Üretim devriminin mi yanındasınız? İşçinin, köylünün vesairenin Türkiye'deki üretici güçlerin, Türkiye'nin yerli sanayicisinin, tüccarının mı yanındasınız? Yoksa para babalarının veya işte komprador güçlerin yanında mısınız? Dolar vurguncularının mı yanındasınız? Bütün bunlar zaten kendisini bu pratik içerisinde net bir şekilde gösteriyor. Eğer Kazakistan'da da, Ukrayna'da da, Türkiye'de de, Rusya'da da, işte bölgemizde nerede olursa olsun eğer bir sorun varsa o sorun mutlaka ve mutlaka emperyalizmle zaten bağlantılı. Yani siz dolar saltanatıyla bağımsız bir ekonomik gelişme düşünebilir misiniz? Veya bir dolar saltanatını ortadan kaldırmadan bir ekonomik sorunu çözebilir misiniz? Ya da Türkiye'nin Suriye'den, Doğu Akdeniz'den tehditlerine cevap bulmadan Türkiye'de bir huzur barış ortamı yaratabilir misiniz? Ya da Türkiye'nin parçalanmasını, bölünmesini engelleyebilir misiniz? Dolayısıyla buralardaki alınan tavırlar, yani emperyalizme karşı duruş hareketlerin de bir turuncu devrim mi yoksa bir halk inisiyatifi mi, bir milli inisiyatif mi olduğunu bize net bir şekilde göstermektedir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Programımızı burada noktalamak zorundayım artık. Sayın İsmail Hakkı Pekin, Sayın Gökçe, Sayın Üsküplü ve Sayın Perinçek, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Umarım yaşananlara dair kafalardaki tüm sorulara bu akşam cevap olabilmişizdir. Ve tabii ki siz sevgili izleyicilerimize de, Ulusal Kanal izleyicilerine de çok teşekkür ediyorum efendim bizleri izlediğiniz için. Bir başka Haber Merkezi programında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar, iyi yarınlar.